hepsine baktığımızda ki Bolsonaro üzerinde birazcık durmak istiyorum. Çünkü belki de hani en ekstrem örneklerinden bir tanesi o söylemleriyle. Belki popülist söylemleri değil. Hani ırkçı, kadın düşmanı yani ne ararsan var. Belki de hani dünyanın gördüğü en korkunç liderlerden bir tanesi son yıllardaki. İlk başlarda çok büyük oy alıyorlar. Şimdi yani son seçimde gitti Florida'ya kaçtı Bolsonaro belki ama kaç yıldır Brezilya'yı dünyanın en yükselen 3. dünya ülkesinden böyle sınıf atlatan falan bir adam olarak lanse ediliyordu. Amerika kafa tutan ama bir taraftan da hani onların şirketleriyle gayet mutlu mesut kapı ardında bir sürü şey satan eden bir insan. Amerika eski güzel günlerini o Amerikan rüyasını vaat edemiyor. Afganistan'dan Türkiye'den dünyanın değişik yerlerinden kaçanlar için hala bir rüya ama o vaat edememesi Trump gibilerinin zeminini güçlendiriyor. Ya yani şimdi mesela Amazonlar dediğin gibi zaten çok klişe bir deyim. Demin de kullandım. Dünyanın ciğerleri olarak bilinen bir bölge. Bolsonaro seçildikten sonra ilk yaptığı şeylerden bir bu yasaları değiştirip orasını tarıma, hayvancılığa ve şirketlere açması oldu. İtalyan faşistleri, naziler yine bu dönemde karşımıza çıkan tek tük bazı diğer hareketlerden de bakmıştık. 1945 sonrasında bu hareketler nasıl evrildi? Evet, Neonaziler ve neo yeni faşist. Yeni eğilimler. faşist hareketlerden bahsedelim istedik. Hı hı. Faşizm yenildi mi peki? 9 Mayıs 1945'te. 8 Mayıs 8 mi, 9 gecesine 9 Mayıs'a Mayıs gece. bağlanınca... Sovyet askerleri o bayrağı diktiğinde... Evet değil mi? O aslında savaşın bitiminin sembolüdür. Bir Ukraynalı fotoğrafçı o meşhur fotoğraf çekmiş. <laughs> o montajlanmış diyorlar o fotoğrafı. Şöyle, faşizm tabii ki bitmedi. Dünyanın dört bir tarafında ülkemizden tut Güney Amerika'ya, Avrupa'dan tut uzak doğuya Hindistan'a kadar Hı -hı. pek çok yerde faşizm farklı renklerini ve tonlarını görüyoruz. Ama... Nazi faşizmi 1945'te işte Sovyetler Birliği güçlerinin Berlin'e girip de Parlamento'ya bayrağı dikmesiyle sonlanıyor. Ve Sovyetler Birliği'nin buradaki gerçekten öneminin altını çizmek gerekiyor. Dünya Savaşı'nın konuşunca daha detaylı gireriz buraya ama hakikaten yani büyük bedel ödediler. O o federasyon değişik işte Sovyetler Birliği'nden ülkelerin savaştaki kaybı bütün Avrupa'daki müttefik güçleri toplasan aynı yani eşdeğer. 20-28 milyon falan civarı bir kayıp var. Ya yani 18 milyon askerin öldüğü düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Rus cephesinde. Hmm. Velhasıl Ruslar gerçekten de savaşı sonlandırmak hmm, anlamında çok önemli. Birazcık da sonlandırıyorlar tabi Ya yani onların da o kampları falan çok korkmuş tabii Kamplardan ki. Kamplardan bahsetmiyorum şeyi duymuşsundur belki tecavüz vakaları. Aa, evet bayağı. Hatta bir tane söyle, söylem varmış Alman kadınların arasında. Tepende bir Amerikan olacağına kanında bir Rus olması daha iyi diye. Yani sonuçta savaş korkunç yani. Evet. Bir yandan Amerikalılar bombalıyor sürekli. Bir yandan da Ruslar gelecek işte sana tecavüz edecek mi diye korku halindesin yani. Hitler'in intiharı ve Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle sonlanıyor evet. ve Nazi partisi yasaklanıyor ve bitiyor. Ama faşizm bitmiyor. Mussolini nasıl öldüğünden de bahsedelim mi? Mussolini de e, kaçmaya çalışırken sevgilisiyle birlikte partizanlar e, onu yakalıyorlar ve asıyorlar. Ve yani bir şoa dönüştürüyorlar. Onu. Ters o... asıyorlar bir de Evet ayaklarında nasılıyorlar. Bu Almanların pek çoğu işte Uruguay, evet, Şili, Arjantin'e vesaire kaçıyor Naziler. Pek çoğu yani hayatını kurtarabilenler kurtarıyor ve kaçıyor ve inkondito bir şekilde evlerine işte sığınaklar falan yaparak... Çünkü her zaman bir yakalanma tehlikesi evet. ve korkusu, endişesi var. Ama genellikle evet faşist liderlerin sonu ya egzilde yani sürgünde ya da işte ipe sallandırılarak ya da kurşuna dizilerek ya da intihar ederek sonlanmış oluyor. Çünkü çoğu da zaten yargıya gitmek istemiyor. En büyük korkuları yargılanmak ve o kahraman çünkü bunların pek çoğu egomanyak narsist liderler ya o onların o egosuna en kötü gelecek olan şey o yargı koltuğunda oturup adaletin vuku bulması ve onların aslında yaptıklarının hesabını vermesi. O yüzden de pek çoğu zaten ölmeyi tercih ediyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta Mussolini ayaklarından asılarak öldürüldüğü için Hitler kendi sonunda öyle olmasını istemiyor. Bu arada hani... Birkaç gün sonra falan intihar ediyor. Evet e, belgelerde şöyle bir, bir şey var. Gerçekten de o aşamada yani 1945'te gerçekten de hasta bir adam Hitler. Yani kullandığı ilaçlar o kadar güçlü ki yani vücudu böyle bir resmen ilaç kokteyliyle sarhoş mayhoş... Akli dengesi doğru düz yerinde değil bile diyenler var. Artık böyle hani gerçeklik şeyini duygusunu yitirmiş vaziyette olduğunu söylüyor hı hı. zamanın vakay nüvisleri tarihçileri. O yüzden de bir şekilde hani tarihten de örnekleri bildiği için o korkuyla güzelim köpeği zavallı isminde Blondie yani tam böyle aryan söylemediği şeyi blondisini de vuruyor, sevgilisini de vuruyor ve kendisi. Soma'da yakıyorlar. Evet. Ya zaten pek çok mesela bu Göbels ki çok güzel bir en iğrenç var. adamlarından bir tanesi. Ya çocukların fotoğrafını belki bulursanız kullanırsınız. Burada da var. Ya böyle şey gibi hani Aryan melekleri gibi böyle <laughs> sapsarı böyle pembe yanaklı çocuklar hepsi hepsine tık 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 vuruyor ve ondan sonra kendisine Hı -hı. vurup öyle bir şey hayatın sonlandırıyor. Faşist hareketler yer altına iniyor 45'ten sonra. Tabii ki de yok olmuyorlar. Hala faşist eğilimleri olanlar var ama çok marjinal bir harekete dönüşüyorlar. Zaten dünya pek çok yerinde bu ülkelerde mesela Almanya'da falan yasaklanıyorlar. Evet. Yani zaten dünya da onları çok utanç verici bir şekilde evet. cezalandırdığı için hani... Hollywood ...Nazilerle asosiyet olduğunu söylemek bile büyük bir utanç. Yani Nazi kelimesini ağza almak bile bir yasak. Dolayısıyla hani onların o yer altına inmesi çok normal. Ama yavaş yavaş onlar da popülarite kazanacak. Yani günümüzde de gördüğümüz üzere çünkü işleme mekanizmaları hepsinin ortak. Yani sırayla ülkelerden bahsedeceğiz burada. Ama hani mesela tabii ki günümüzde antisemet söyleme sahip bazıları var. Ama genellikle mülteci tehdidi ve tehlikesini dillendirerek e, popülist politikalarını yapıyorlar. Ekonomik krizlerden ya da buhranlardan nemalanarak büyüyorlar. Ve ortak noktaları günümüz neonazileri. Evet yani inanılmaz bir yabancı o multiteli krizi demiştim ya. Yabancı düşmanlığı da var. Aynı zamanda böyle müthiş bir hayal satma meselesi nazilerin yaptığı gibi. Çünkü hani bu neonazilerin ya da faşistlerin güçlendiği ya da seçim kazandığı ülkelerde tabii kendilerini faşist demek de istemiyorlar. Meloni örneğinde olduğu gibi. Hı hı. Ya evinde Mussolini fotoğrafı var. Ne bu diyorsunuz? Aa işte gençliğimle falan filan diye cevap veriyor. Ama sonuçta hani Mussolini fotoğrafını evine asmış bir Kadından evet. bahsediyoruz. Ama hani faşist değil. <laughs> ee, hani faşizmin tanımını yapmış ve hani o partiyi kurmuş adamın resmi. Hayranısın ama... Ama hani e, nasıl seçim kazanıyorlar? İşte e, ekonomik <laughs> nedenlerle, kötü mülteciler yüzünden bu hallere geldik. Dolayısıyla onları onları ülkeden atacağız. Sanki yani bu insanları silah zoruyla otobüslere dolduracaksın ya da gemilere dolduracaksın ve nereye göndereceksin yani. Hani gayri realist düşüncelerle hareket ediyorlar. Ve evet dediğin gibi solun ya da işte diyelim Yeşiller Partisi'nin ya da liberallerin güç kaybetmesi, birlik olamaması, kendi aralarında kavgaları, artık söylemlerinin ekonomik anlamda bir karşılık bulamaması, onların açık kapı politikalarının aslında ülkede başına gelen bütün kötülükleri onlar yüzünden olduğunu, dogmasının yayılması ve... Sırayla gideceğiz burada. Hızlı hızlı geçeceğiz tabii ki. Çünkü her ülkenin mesela. Bolsonaro'ya girmek istiyorum. Çünkü gerçekten belki de dünyanın gördüğü en büyük kötülüğü Amazonları İstersen yok ederek İstersen şöyle yapmıştır. yapalım. Akademide iki kavram var. Neofaşistler ve postfaşistler olarak. Neofaşist hareketler aslında bir nebze tekrarı gibi. Çok uzaklaşmamış şeyden. Post, yani 45 post, post faşistler de Meloni gibi. Böyle... Meloni gibi biraz böyle daha böyle demo, seçimlerle gelen birazcık daha böyle merkeze de göz kırpan işbirliği yapmaya okey. Urban da mesela şey. Mesela Jobik var Macaristan'da. Üf, yani hiç bilmiyorum videolarını falan gördüm böyle. Zıf 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 falan böyle şeylerle böyle bayraklarla falan Nazi askerleri gibi yürüyorlar. Böyle yan tarafı koyarız. Yine mesela Polonya'da pis denilen o hareketin destekçileri evet falan öyle. Ya bir de tabii ki bunlar hani geçmişi copy paste yapamazlar. Çünkü Hani 1945'ten bu yana 80 senedir dünyanın en büyük Dünya kötüsü, hayır naziler olarak lanse edildiği için ki öyle ama artık böyle ben nazilerle aynı görüşteyim demek yani kimseye evet. bir şey anlam ifade etmiyor tam tersine böyle hani sen dark Side'a geçtin diye suçlanıp evet. böyle yine Star Wars şeyi <laughs> referansı Bilim kimseye tam hitap tam. edemez. O yüzden de bu post faşistler özellikle biz faşist tabii ki Ve demeyi kabul etmiyorlar ama hani iki programdır sürekli bahsettiğimiz faşizmin bütün tool'larını, bütün araçlarını da kullanıyorlar. Bütün diktumlarını da yani birebir gerçekleştiriyorlar. Sadece hani günümüze daha çok ayak uydurup da daha böyle hani şehirle medyayı takip eden vesaire insanlara bile hitap etmelerinin nedeni ekonomiyle, sermayeyle, bir şekilde yine el ele kol kola insanlara böyle daha güzel bir yarın hı hı. vaat etmelerinden kaynaklanıyor ve bunu Amerika'da çok net bir şekilde görüyoruz Make America Great Again gibi bir sloganla çıkan Trump'la nostalji çok şey önemli nostalji bir hepsine çok kullanılabilen bir şey eski o mut şey günler saf Amerika'nın saf mutlu olduğu günler güçlü ve güçlü işte ve... paralı ya sırayla gidelim istersen bu tanım post ve yani Neofaşist ve postfaşist. İzleyiciler için belki şey iyi olabilir. Yani şimdi mesela bir yeri faşist olarak tanımlarken veya tanımlamazken, orada aslında şöyle bir yerden düşünmelere iyi olabilir. Mesela Türkiye'de Ak Parti yeri geldiğinde sosyalist eğilimli yasalar geçirebilir. Bunu sosyalist yapmaz. Evet. Nasıl mesela diyorum Endonezya'da bir hükümet faşistlerin kullandığı metotları kullanabilir. Bu onu doğrudan faşist yapar mı? Bu tartışmalı olabilir. Ama Yine de o metotları kullanabilir yani faşizm Daha ya da sosyalizm ya da liberalizm bunlar bir, bir şey böyle şey gibi değil yani parti üyesi olmak gibi bir şey değil bu. Hani böyle hani birazcık liberal olabiliyorsun ama birazcık şey olabiliyorsun ve bu zamana ve mekana göre de çok değişiklik gösterebiliyor. Tabii. Ama şöyle bir şey söyleyeyim hani modernizm ve postmodernizm yaptığımızı hatırlıyorsan postmodernizm o pastiş ögesinden bahsetmiştim. Yani işte birazcık oradan şu kadar buradan bu kadar bir kolaj yapma durumu. Pek çok romanda ya da sanat eserinde, sinemada, resimde, plastik sanatlarda bunu görüyoruz. Pastiş siyasette de yapılıyor o yüzden post faşizm. Ee, o anlamda postmodernizmin araçlarını siyasette e, aynalıyor. Nasıl aynalıyor? İşine ne geliyorsa onu kullanıyor. Yeter ki koltuğu sağlasın, yeter ki liderini oraya oturtsun, yeter ki gücü elinde tutsun. Dolayısıyla bazı işte bugün faşist dediğimiz ya da postfaşist dediğimiz partilerin programlarına bakıyorsun. Senin de dediğin gibi Aa ben de bunun altına imza atalım? Hiç de fena değilmiş işte. Aa teröristlerle güzel masaya oturmuşlar. Artık her şey parlamentoda olacak. Ne güzel işte artık silahlar bırakılacak diyorsun. Sen de alkışlıyorsun bunu. Çünkü sen de askerlerin cephede ölmesine ya da çocukların dağa çıkıp ya da vadiye inip bilmemle orada sıcak savaşa girmesini istemiyorsun. Ama bir bakıyorsun bir sene sonra 180 derece değişmiş ve birdenbire el ele kol kola birlikte e el sıkıştığı, mutlu Mesut aile gibi olduğunu söylediği insanları bu sefer yine terörist diyor hmm. ve bunu her ülkede görüyorsun. Yani Güney Amerika'da pek çok yerde biliyorsun ki hani Gerilla savaşı bıraktı, ondan sonra işte Zapatistler olsun, diğerleri olsun işte barış imzaladılar ve bu çok kolay olmadı yani binlerce insan öldü ve bu buraya geldiler. Ama sonra birdenbire sadece bir lider çıktı ve o hani barış olması fark etmez. Çünkü bu sefer lider hani kendi halkını terörist yani kendinden olmayanı daha doğrusu terörist ilan etmeye başladı. O yüzden de hani bu işine gelince demokrat, işine geldikçe halkçı, işine geldikçe anti kapitalist falan söylemleri hepsini de görüyoruz. Ve bu post faşizmi çok güzel tanımlıyor. Tamamen hani koltuk koruma, yani enseyi yani şey yapma böyle kendini savunma mekanizması ve bir şekilde de biz o kadar kötü değiliz biz faşist değiliz söyleminin altını doldurma çünkü a biz bunları da yaptık bak diyor hakikaten de yapmış oluyor ama onunla birlikte Mesela eşcinselleri de savaş açıyor. İşte bilmem sivil toplum örgütlerine de savaşı açıyor. Yani örnek örnek gidersek bunların nasıl yapıldığını çok net göreceğiz. Ya yani mesela evet Yunanistan'da Golden Dawn, Altın Şafak Partisi var. Yine işte finansal krizleri bir şekilde fırsat 2008 bilip... 2008 ekonomik krizini Evet, yabancı düşmanlığı üzerine kurulmuş bir şey. İtalya'da işte Brothers of Italy, Meloni'nin partisi. Meloni partisi geçtiğimiz sene bayağı bir Hı -hı. büyük bir çoğunluk elde edip şey yaptı. Koalisyon kurdu ama diğer faşistlerle beraber kurdu. Ama yani çok büyük bir hiç kimsenin beklemediği kadar büyük bir Hı -hı. oy oranı aldı. Almanya'da işte bildiğimiz üzere AfD e baş... Evet yani sonuçta tabii ki Nazi propagandası yapmak, Nazilerin ismini ağzına almak imkansız bir şey ama hani e, faşizmin 101 tonunun farklı gri tonundan bahsedeceğim e, orada da son itibariyle Merkel'e karşı Merkel'in bu sığınmacılara ya da şey. evet yani mültecilere açık kapı politasını e, eleştirip de e, bizim ülkemiz mahvolacak deyip bayağı oy toplamaya başladılar. 15 kadar geldiler. Evet ama işte bu 2008 krizi ki hala Herkes tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama mortgage'den dolayı Mortgage krizi. E, olduğu aşikar. Ama aynı zamanda da bir borç krizi. Avrupa'da birazcık daha farklı işliyor. Evet ama dünyanın ilk küresel ekonomik krizi olduğu söyleniyor. Çünkü herkese bir şekilde etkiledi. 2008'den sonra e, mülteci krizi ...ve ekonomik krizle birlikte dünyanın dört bir tarafında faşizan liderler... ...kimisi neofaşist, kimisi postfaşist ama hepsi faşist yani ortak noktaları bu... ...müthiş oylar alarak ve halklarını, bu işte mülteciler kapımızda... ...bunları atacağız, bunları kovacağız, duvarlar yapacağız falan... ...kimisi duvar da yaptı göreceğiz, ee, gördük yani. Gerçi bazı duvarlar şöyle pıt diye üstüne atlayıp geçiyorsun yani... Hani o milyarlarca dolar harcanıyor ama hani o federal paralar harcanıp da oy olarak devşirilmiş oluyor. Yani duvar hikaye, oylar şahane durumu söz konusu. O yüzden de hepsinde ortak nokta belli tehdit unsurlarını kullanarak, yabancı düşmanlığı yaparak kendi oylarını çoğaltma, eski güzel günleri yad ederek insanlara çok güzel böyle bir gelecek vaat etme ve işte dünyanın ciğerlerini yok ederek dünyanın işte en önemli ormanlarını yakarak biçerek bir şekilde kendi kapitalini yaratma ve kendi zenginlerini daha da zengin etme durumu söz konusu O yüzden Brezilya Amerika Macaristan, Macaristan Polonya falan gibi örneklerde gerçekten de çok ciddi bana göre faşist ırkçı kadın düşmanı bulunduğu ülkelerde gelenekselci Evet dini kullanan, korkunç adamlar çıktı hepsi adam yani Meloni ve Löpen için farklı bir ama onlar da zaten erkek söylemine ama feminist zaten feminist part... söylemden de etkilenmeye başladılar. Ben de yeni yakın zamanda bir bildiri okudum. Yok aşırı sağ. Hı. Hmm. Aşırı sağda da bir kadın şeyi varlığı gittikçe şey yapmaya başlıyor. Çünkü tarih şey değil. dillendirdikten sonra yani son evet. sonuç itibariyle bizde kadınlara sahiplendireceğiz diyenler parlamentomuza giriyor. Diğerleri de işte kadının yeri evindedir diyenler parlamentoya giriyor. O yüzden de evet bazı yerlerde özellikle Avrupa'da falan Bu daha... Kadrolar böyle şey gibi değil yani bütün kitleye dönük bir kadın hakkı anlatısı yok ama böyle kadrolar çıkmaya başlıyor böyle tektük. tük. Böyle bu işle ilgileniyorsa bir kadın onun önünü açıyorlar. Şey yapmıyorlar artık eskisi gibi. Eskiden olduğuna nazaran diyelim. Yani böyle 2008 öncesinde daha çok bunları böyle askeri cuntalar falan genelde. Baskıcı. Daha işte böyle Bonapartist rejimlerle ikisinin arasında kalan. Popülist sağda benzeyen bazı hareketler var böyle tek tük dünyanın farklı yerlerinde işte Şili'de bazen darbe olabiliyor. ...Pinochet'in darbesi zaten konuş çok sık açıldı. Bir de aslında 2008 krizi, mülteci krizi, yine aynı dönemde solun çok ciddi zayıflamış olması ve bu dijital medyanın da aslında otoriterleşmeye yardımcı oluyor olması, işte dezenformasyonla vesaire post-truth -çağı. post çağının önünü açıyor olması bu postfaşist dediğimiz hareketlerin yükselişine bir alan açmış oldu. Ha. Yani istersen örnek Sonuçta şöyle örnekte e, pek çok ül ülkeye baktığımızda sağ kanadın güçlendiğini görüyoruz. Çünkü hep aynı şey günümüzde, eko, değil mi? Günümüzde, yani 2008 milat e, diyebiliriz burada. Çünkü 2000, 2008'den sonra gerek işte Brezilya, gerek e, Amerika, gerek işte Macaristan falan bu ülkelerde aşırı sağcı lider kültü etrafında koğuşlanmış hep yabancıları hedef alan bu yabancılar kimi yerde mülteci kimi yerde kendi içindeki ötekiler. Yani merkez sağdakiler de aşırı sağa doğru. Merkez sağdakiler de o, o daha ekstrem uçlara gidiyorlar. Sol dediğin gibi ya eriyor ya yerinde sayıyor ya da koalisyon Yargım, kuramıyor. Ya. Bu popülist söylemlere karşı bir sosyal medyada olsun işte günlük hayatta olsun bir alternatif sunamıyor bir ya da bir hani öbürlerin yaptığı gibi hayal satamıyor. Çünkü onların başarısızlıkları zaten hedef alınıp da belli kitleler ve belli gruplar özellikle mesela Brezilya örneğinden de gördüğümüz üzere ya da işte Amerika'da da gördüğümüz üzere yani duvar inşa etmeye kadar gidiyor. Neden? Çünkü aslında bütün senin istemediğin işlerini yapan diyelim Meksikalılar burada hedef kitlese hedef gösterilen tayfa. Avrupa'da da malum işte Suriye'deki savaş ve ondan sonra işte Afrika'dan ve Afganistan'dan gelen mülteciler meselesi. Ve dolayısıyla dünya olarak çok utanç verici sahneleri, insanların işte bebeklerin bizim sahilimizde öldüğü gibi boğulması, Akdeniz'in bir aslında ölüm, Mare Nostrum'un bir ölüm gölüne dönüşmesi. Frontex var mesela Avrupa Birliği'nin uyguladığı bir yöntem. Kurum Avrupa Birliği'nin sahip olduğu bir kurum Sınır Güvenlik Kurumu. Bayağı duvar örmeye başladılar aslında. Evet. Yani. İşte feribotlarla vesaire o e, insanların e, içinde yüzdükleri ve karşı sahile geçmek için Yunanistan olsun, İspanya olsun, Portekiz olsun vesaire o şişme botların kurşundan ve insanların resmen hani orada ölüme ve boğulmaya terk edildiklerini vesaire hepimiz izliyoruz. Dolayısıyla küresel ısınma, bu emperyalist ülkelerin başlattığı savaşlardan kaçan insanlar, evet. haliyle ekonomik krizler hepsi. ...bir şekilde iç içe girince... ...aşırı sağ daha bir güçleniyor. Ekmeğine yağ ve bal sürülüyor. O yüzden de hani... ...hepsine baktığımızda ki... ...Bolsarano üzerinde birazcık durmak istiyorum. Çünkü belki de hani en ekstrem örneklerinden bir tanesi o söylemleriyle. Sadece popülist söylemleri değil, hani ırkçı, kadın düşmanı yani ne ararsan var. Belki de hani dünyanın gördüğü en korkunç liderlerden bir tanesi son yıllardaki. Yani bu adamlar ilk başlarda çok büyük oy alıyorlar. Şimdi yani son seçimde gitti, Florida'ya kaçtı Bolsonaro belki ama yani kaç yıldır Brezilya'yı Hani dünyanın en yükselen üçüncü dünya ülkesinden böyle sınıf atlatan falan bir adam olarak lanse ediliyordu. Hatta böyle işte Amerika'ya kafa tutan ama bir taraftan da hani onların şirketleriyle gayet mutlu Mesut kapı ardında bir sürü şey satan eden bir insan. O yüzden de böyle sadece bir lider örneğine bile bakacak olursak diğerlerine de genel yapısını görüyoruz bu postfaşistlerin Trump da keza öyle. Yani Trump şu anda düşün yargılanıyor adam yani neler çıktı hakkında ilk defa bir Amerikan başkanının bu şekilde aşağılık bir şekilde yargılandığına tanıklık ettik. Ama yine gelebilir. Taraftarları parlamentoyu basıyorlar, kongreyi basıyorlar. Çünkü ki. henüz bir alternatif üretiminde zorlanılıyor. Evet anılıyor. çünkü karşı tarafta Biden bir alternatif olmadığını çok net bir, bir şekilde de gösterdi. Bir de Biden'da bir argüman olarak alternatif yok. Evet çünkü öbürü diyor ki Amerika'yı muhteşem yapacağım. Duvar inşa edip bu neredeyse hayvan gibi lanse ettiği, hiç doğru bir Meksikalı tanımadığım dediği hmm. Meksikalıları dışarıda tutacağım. Ya senin fabrikalarında, senin araba otomotiv endüstrisinde bilmem ne kim çalışıyor? Meksikalılar çalışıyor. Bir e de benim öfkeli insanlar. Kapitalizme gerçekten çok öfkeliler. Neoliberalizme gerçekten çok öfkeliler. Güvencesizleştirildiler. Bunu şu anda sol şey yapamıyor. Bu öfkeyi bir yere kanalize edemiyor ama aşırı sağ bunu çok iyi bir şekilde ya, yönetebiliyor. Çok doğru söyledin bak. Mesela ortak bir başka noktada kindar ve dindar. Hem öyleler hem de öyle nesil yetiştiriyorlar. şimdi mesela Bolsonaro'da da, Trump'ta da bu işte Hristiyanlığı kullanma. Ya birisi diyor ki mesela ben kendinden olmayanları vesaire yine Yahudileri vesaire yani acayip bir antisemit şeyler telaffuz ediyor ve aynı zamanda da a, kiliseyi gerçekten de arkasına alıyor. O Vaizler, Amerikan Evangelik televizyonlar, evan inanılmaz ya. Yani böyle sanki haleluya peygamber geri geldi ve insanları o kadar galeyana getiriyor ki inanılmaz bir güç kilisenin gücü ve hani ekonomik anlamda da çok büyük bir güç. Kiliseyle birlikte yani dinle birlikte kini de inanılmaz körükleyen şeyler var. Çünkü birisi mesela zenci mahallesine gidip onları aşağılayabiliyor ve bunu hani yapma gücüne sahip nasıl ne, nasıl oluyorsa ve hala bu kadar yüksek oy alıyor. Yine gelme ihtimali olduğu söyleyenler var yargı süresi devam etmesine rağmen. O mesela duvar, Meksika sınırındaki duvar. Şey söyleyeceğim mesela bu 15 milyar Forbes'un yalancısıyım. Forbes'dan aldım bu bilgiyi. Hı hı. 15 milyar dolara patladığı söyleniyorlar. Söyleniyor bu Meksika Amerika sınırındaki duvarın. Bu arada hani videoları ya da fotoğrafları gördüysen duvar haliyle bitmemiş. Sadece 2022'de yani geçtiğimiz sene bizim ülkemizden 22 bin Türk vatandaşı o duvarı geçip Amerika'ya ardından da Kanada'ya gitti. <laughs> bu arada da yani Meksika ile bu yüzden neredeyse diplomatik kriz yaşıyoruz. Çünkü yani Meksika'ya ...giden anında öbür tarafa kaçıyor. Yani tur guide'ları bile hani orasını gezdirmeye gidenler bile kaçıyormuş. Dolayısıyla hani Amerika hala... E, ...hayaller ülkesi olarak kalmış oluyor ama... ...yani Trump gibi popülist tamamen insanların... ...o duygusuna hitap eden... ...insanların zaaflarına hitap eden... ...onların ekonomik anlamda 2008 krizi olsun... ...başka krizler olsun işte... ...her yıl küresel ısınmayla birlikte Amerika'yı çok sert vuran bu hurricane'ler... ...işte Katarina vesaire. on Yani Amerika eski güzel günlerine o Amerikan rüyasını vaat ve Belki de hani e, Afganistan'dan, Türkiye'den e, ve dünyanın değişik yerlerinden kaçanlar için... ...hala bir rüya evet. ama o vaat edememesi de Trump gibilerinin zeminini güçlendiriyor. Çünkü o diyor ki biz tekrar işte beyaz güçlü Amerika'yı şahlandıracağız. Biz tekrar dünyanın tapındığı bir ulus olacağız. İşte ekonomimiz çok güçlü olacak tabii bu Rusya Ukrayna savaşı da onlara çok yaradı diyelim. Çünkü faşistlerle ilgili oraya da gelelim istersen. Ya yani o onlar da bütün dünya birdenbire kötü Rusya ilan ettikleri için burada yine Amerika bir şekilde Rusya'ya karşı duran soğuk savaş döneminde olduğu gibi güçlü yani dünya lideri pozisyonunda daha yani öyleydi zaten. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra ve soğuk savaş bittikten sonra tek güçlü bir dünya vardı. Ama şimdi Çin ve Rusya hı hı. tekrar böyle bir tehdit unsuru oluşturmaya başlayınca ya da tekrar demeyelim belki her zaman vardı ama artık böyle hani bıçak enseye dayanınca birdenbire şu anda Sovyet düşmanlığı ya da Rus düşmanlığı üzerine Amerika, NATO, Avrupa vesaire gayet bir cephe almış vaziyette ve tabii ki de bu aşırı sağ bu arada ben şeyde Putin'de de burada hani kadar güzel bir alternatif olarak sunuyorum yanlış anlasın. Ya, o da yani. başka bir faşist. Yani faşistlerden faşistek Ama hepsinde yani evlerine giren ekmekle insanları sınıyorlar. Artık insanlar kendi annelerinin babalarının alabildiği gibi ev ya da araba o kadar kolay alamıyor. Amerika yine nispeten hala o pastadan bir şeyler yiyor. Dünyayı fethederek bir şey yaparak savaşlarını alet olarak ya da başka ülkelerde savaş başlatarak ama ne oluyor? Sonuç itibariyle resource'lar bittikçe, ana paralar, ana kaynaklar bittikçe onlar da başka yerde savaş arama derdine düşüyorlar. Hı hı. Ya da kendi içlerinde bir şekilde birilerini suçlayarak güçleniyorlar. Bu Hindistan'dan da bahsedelim istersen. Bu bulabilirsen da abi. işte maalesef o Hint Hintliler de çok şey. Orada da böyle aşırı sağcı ve Hint, Hint şeyi ırçılığı yapan, Hindu ırkçılığı yapan oradaki Müslümanları hayatı zindan neden bir bir durum söz konusu. Direkt Kışın... ırkçı yasa geçirdiler orada da yakın zamanda. Evet. Yeni yani yurt dışından gelen Müslümanlara şey vermiyor, hak vermiyor, gelme hakkı tanımıyor ama Hindu'lara veya Hristiyanlara tanıyor sadece. Ya ben Bolsonaro'yu doyamadım. Tam biraz daha devam <laughs> edelim o zaman. Tamam. Pelin Vay bize bu... biraz daha Bolsonaro anlatmak <laughs> istiyor. Ya çünkü bu şey gibi böyle hani karikatür hani çok, kim evet kimjong Hani nasıl bir deli bir faşistliği derse bu da o mertebede benim için. O yüzden hani en kötü örnek olarak vermek istediğim için bir de hani Ağaç, Meftun'u ve bir hani Amazon'lara hep böyle bir hayranlıkla. Bir de Amazon biliyorsun Nehri'nin ismi Amazon kadınlarından gelmiyor. Ya, dolayısıyla böyle bir Amazon'lara karşı bir zaafım var. Bu adamın... ...yaptıkları evet. o yüzden benim için böyle bir... ...hani tahammül edilmez... ...nefes bile alırken. Yaptıklarından da bahsedelim. Amazon bölgesi normalde koruma altındaydı... ...uzun süre Brezilya devleti tarafından... ...ama oranın tekrardan tarıma açılması... ...ağaçların kesilmesine izin verilmesi gibi... ...bir sürece işliyor. Evet. Orayı da hiç gördüm bilmiyorum. Bayağı yerliler küçük evet. küçük paramiliter gruplar... ...kurup vuruyorlar. Evet evet. Şeye gelenleri, ağaçları kesmeye gelenleri. Ya şimdi mesela Amazonlar dediğin gibi... hani zaten çok klişe bir deyim demin de kullandım. Dünyanın ciğerleri olarak bilinen dünyadaki hani metrekare olarak en fazla yoğun ormanın olduğu bir bölge. Orada bildiğimiz üzere pek çok işte yerliler yaşıyor, küçük tarım yapanlar var vesaire ama dokunulmaz bir bölgeydi ve bu tabii ki dünyanın da desteklediği bir şeydi. Ama Bolsonaro seçildikten sonra ilk yaptığı şeylerden bir tanesi bu yasaları değiştirip Orasını tarıma, hayvancılığa ve şirketlere açması oldu. Ve ne oldu? Bolsonaro'nun hükmü diyeceğim artık yani şey değil, seçildi dönem değil, bu krallık gibi bir şeydi çünkü onun yaptığı. Hı hı. Onun döneminde 10 on New York'a tekabül eden arazi, ve sonra da bir Türkiye'ye kadar yani düşünsene Türkiye'nin büyüklüğünü ülke olarak bayağı büyük bir ülkeyiz. O kadar orman gitti Bolsonaro döneminde. Bu arada her zamanki gibi yani bunu yaparken de Yine dış mihraklar suçlandı. Leonardo DiCaprio gibi insanları suçladılar. O da böyle videolar çekip işte yağmur ormanlarına dokunmayın falan gibi şeyler yapmıştı. Yani onunla da dalga geçildi ama yani olağan şüpheliler ve düşmanlar evet. her zaman zaten muhalif kesim. işte çevreci kesimler, <laughs> medya yani bizim CNN'le karıştırılmasın. Amerika'da CNN bayağı muhalif olabiliyor. Bayağı hani özellikle bu çevre söylemleriyle ilgili falan bayağı sert haberler yapılıyordu. Dolayısıyla New York Times olsun, CNN olsun onlar suçlandı. Ve Bolsonaro sanki böyle ak mı ak, pak mı pak bir şekilde sıyrıldı. Ama her konuda bunu yaptılar. Dezenformasyon her zaman yaptıkları şey. Demiştik ya faşist liderler hep yalan üzerine bir şekilde kuruyorlar diktalarını. Ya COVID de aynı şeyi yaptı. Covid Anlamak diye bir ya. şey yok. diye alınmaması falan. Ülkesinde binlerce insan öldü. Çünkü hani bu orada da bir şey Watergate gibi hı hı. Covidgate miydi? Neydi? Onun ismi hatırlamıyorum. Aşı Gate. Ha, Aşı, -Gate. Evet. Aşı Gate diye bir skandal. Çünkü aşıyı almıyor. Mesela Pfizer vesaire gelmek istiyor. Almıyor. Hintli bir firmadan ilaç alıyor ve tabii müthiş paralar dönüyor orada. Dolayısıyla hani skandal üstüne skandal. Kendisi de diyor ki Covid ciddi alınmayacak bir şey ben olmam. Trump da öyle diyordu ya. Hatta Trump hatırlıyorsan böyle dezenfektan falan gibi bir şey hı hı. içilebilir diyordu. O sağlıktan sorumlu bir kadın bakan mıydı ya da bir devlet görevlisinin kadının yüzü morun farklı tonlarına girip çıkıyordu. Yani hani gerçekten bilime ...bu kadar uzak... ...bilimle uzaktan yakın alakası olmayıp da... ...yine popülist söylemi... ...sağlık meselesi için kullanıp... ...halkının ölmesine sebebiyet oldu. Ve üstüne de bol bol para kazandı bu... ...işte alakası ki hiç kimsenin duymadığı... ...bir şeyin ilaç firmasından ilaç alarak. Dolayısıyla çevre olsun, sağlık meselesi olsun... ...LGBT meselesi olsun... O çok ha, kötü şimdi, o konuda. Ya o... O zaten o söylemler artık o yüzden dedim ya karikatür mertebesinde bize öyle geliyor da yani aslında hani bir eşcinsel olsaydık ya da LGBT bireyi olsaydık herhalde yani müthiş bir tehdit olarak algılardık bunu çünkü olmasam bile ben G arkadaşlarım adına aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü yani bir hastalık olarak kabul ediyor. Üç tane oğlu varmış, dördüncü çocuğu kız mı olmuş? Ah ah maalesef işte o da zayıf halka olarak görüp onu düşün. Yani bu iğrençliğe bak söylemin. Oğulları eşcinsel olursa o oğullarını ne diyordu tam söyleyeyim 5 çocuğum var dördü erkek Sonun sonunda zayıf kaldım kızım oldu. Eğer oğlunuz biraz değişik davranıyorsa G gibi dövün düzelir. Ya bunlar birebir hani Bolsonaro'nun ben bir devlet yani başkanı. evet bir uydurmuyorum birebir ondan alıntılar. Ondan sonra işte zamanın ünlü diktatörlerine ve katillerine Pinochet gibi şey insanları övmeler olsun. Yani çocuğum gay olursa onu sevmem. Çocuğum gay bıyık bırakacağını kazada ölse daha iyi. Ya sonuç itibariyle gerçekten bunlar böyle hani bizim devletlerimiz ya da dünyanın çeşitli liderlerinin sözlerini alıp da arka arkaya koyunca müthiş bir hani eşcinsel düşmanlığı üzerine kurulmuş ve bunun üzerine hatta resmen parti politikası yürütüp de sanki bu bir tehdit unsuru hı hı. bunu yapmazsanız herkes gay olacak gibi bir tehlike <laughs> söylemiyle karşımıza çıkıyorlar. Kadın meselesinde keza öyle. Yani Bolsonaro'nun kadınlara dair söylediği şeyler de zaten bir kadın gazeteciye çok iğrenen yani, yani söylemeye utanacağım şeyler söylemişti ya. Kadın gazeteci buna çok zor bir soru sorduğu için sana tecavüz bile etmem gibi evet. iğrenç herif evet. ya. Yani... Ve kaybettiği gün hemen Amerika'ya gitti. Şimdi geri geldi Zordaya ama galiba. Kaçtı. Evet şimdi geri geldi galiba. Y yeniden gelmesinden kork. Yani şey hatırlıyorum ee, seçimi kaybettikten sonra metroda bir video hatırlıyor musun bilmiyorum ama ya yani bütün böyle Rio falan sokaklarda Hı. böyle bir bayram hali. Çünkü hani po popülist söylemlerle geliyor. Bütün işte ırkçı, kadın düşmanı homofobik söylemlerini dillendiriyor. Gidişi de o kadar kaçışı daha doğrusu muhteşem oluyor ama ekonomik e, krizler ve zorluklar, şehirde getolaşma, o shantytown gibi korkunç böyle yapılaşma, insanların fakirleşmesi, eşitsiz e, gelir dağılımı yani bu, bu ülkelerdeki hep ortak Brezilya'da. noktalardan bir tanesi. ...çok az sayıda zengin ki bunun etrafı Tabii ki çok zenginleşiyor haksız ihaleler vesaire yolsuzluklar ya yani inanılmaz yolsuzluklar zaten ya yani kendisi güya çok e, zengin değil ama babası olsun damada olsun Amerika'nın yani Güney Amerika'nın en büyük zenginlerinden biri olmuşlar ne ne, ne ara oldu bunlar zengin hı hı. Dolayısıyla Hani Bolsonaro iyi ama çevresi kötü söylemi de e, sö, telaffuz ediliyor Hepsi birbirinden kötü, hepsi birbirinden hırsız, hepsi birbirinden aşağılık adamlar ve bu adamlar yüzünden hem dünya ormanlarından oldu, hem yerliler hayatlarından oldular, hem Brezilya gerçek anlamda müthiş bir haysiyet yitimine tanıklık etti. Bu insanlar gerçekten de şeref kavramını deforme eden çürüten insanlar. Çünkü bir söyledikleri bir söylediklerini tutmuyor. Sürekli yalan söylüyorlar. Hatta Washington Post Trump'ın hmm. e, yalanlarını hesaplamıştı. Günde bilmem 20 yalanı mı ne çıkmıştı hani bir ara. Binlerce yalan. yalan söyledi ya. Binlerce yıl yalan, Binlerce yalan. Bolsonaro da öyle, Trump da öyle. Yani kampanyaları yalan, söyledikleri yalan, yaptıkları yalan. Yani o yüzden zaten post-truth çağı bunların böyle şeref kelimesinde yok etmesiyle, yalanlarıyla vesaire neye inanacağımızı şaşırdığımız bir döneme girmiş vaziyetteyiz. Hı -hı. Bütün aslında siyasetleri bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Artık o kadar yüzsüzleştiler ki hani yalan olduğu kanıtlansa bile yani neredeyse böyle şey gibi mızıkçı çocuklar gibi bana ne işte deyip sı sıyrılıp geçiyorlar. Yani gerçekten sürüngenimsi sürüngenleri ha hakaret etmek istemem. Yılanları falan da çok seviyorum ama e, gerçek anlamda böyle hani banal bir yalancılık ıı, linguası var, dili var bunların ağızlarında ve meşrulaştırdılar yalan söylemeyi. ya Yani kanıtla Şimdi mesela yargıya hepsi de zaten mesela Amerika'da da öyle, şeyde de öyle, Brezilya'da da öyle. İlk yaptıkları şeylerden bir tanesi yargıya müdahale edip de kendi işte yargıçlarını satın alıp oraya yerleştirme durumu. Dolayısıyla yasalar çıkartıp da sandalyelerini tutmaya çalışıyorlar. Ama neyse ki Bolsonaro sonuçta kaybetti ve fakat yani ekonomik krizler devam ettikçe bir Bolsonaro gider başka bir Bolsonaro gelir. Çünkü aynı stratejiler tekrar tekrar temcit pilavı gibi ısıtılıp kullanılıyor. Aynı işte yabancı düşmanlığı, sivil toplumu suçlama, belli sermayelerin üzerine çöreklenip kendi öz sermayesini yaratma ve kendi çevresini ve kendisini zenginleştirme. Hatırlarsan Red Hack bir liste yayınlamıştı dünyanın en zengin liderleri. Bütün bu adamların işte İsviçre olsun, Malezya olsun bilmem neresi olsun ya da işte offshore hesaplarında milyonlarca, milyarlarca dolarları var. O yüzden de rahat rahat işte Florida'da yaşayabiliyordu mesela Bolsonaro. Ya Hindutva'dan bahsedebiliriz. Eski bir akım tabii evet. Hindutva. 1920'lere falan dayanan. 23'e dayanıyor. 23'ten evet. itibaren. Ya şöyle... Ya bir Hindu yaşam alanı. Lebensraum'a benzetiyorum ben. Şey Bu Hitler'in Alman... Yurdu hayaline benzetiyorum daha böyle Hindu nationalism evet. Hindu milliyetçiliği kültürüne ait bir nasyonalist evet, bir alan açma arzusu onlar da şimdi BJP diye bir partiyle beraber iktidardalar bu harekete bu düşünceye inanan ya yani bu insanlar. yıl itibariyle dünyanın en kalabalık evet. ulusu olacağı için yani içini geçtiler ya yani bu yıl geçecekleri söyleniyordu geçti geçtiler dolayısıyla hani dünyadaki en kalabalık ulusun ırkçı söylemlere sahip, aşırı sağcı, kendinden olmayanı linç eden gangbangler yapılıp ki Hindistan'da maalesef kadın meselesi de hani çok güçlü feminist işte Arunda Troy falan bayıldığım kadınlar oradan yazıyorlar, çiziyorlar, aktivistlik yapanlar var ama onun ötesinde inanılmaz erkek egemen söyleme sahip bu partiler ve halkta da işte tabii ki onları seçen ve onlar gibi düşünen zaten birbirlerinin benzeri o insanlar bu insanları seçiyor. Her yerde olduğu gibi hı hı. yani bunlar böyle bir grup adam gelmiş, gücü ele geçirmiş, ondan sonra halkın canını okumuş değil. Halk kendileri gibi intikam duygusuyla hareket eden, müthiş komplekse sahip, inanılmaz ıı, mütecaviz ve hani cüretkar. Çünkü sonuçta artık kendi hayallerini kurduğu Hindistan'daki hep konuştuğumuz üzere hani kas sistemi hala çok net bir şekilde var. O kas sisteminde aşırı zenginlerin ve aşırı fakirlerin, untouchable'ların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kastaki uçurum gittikçe artıyor. Ve bu parti kendi ülkesinde olan Yahudilere, Müslümanlara vesaire hiçbir tahammülü yok. O Make India Great Again gibi bir durum söz konusu. Trump'ın da çok yakın arkadaşı. Evet. Zaten bunlar hepsi birbirleriyle çok... şeyle yakın arkadaş. Orban da Bolsonaro'yı çok sever. Trump'ı çok sever. Amerikalılar geçen yıl davet edildiler. İlk kez bir kongrelerini Macaristan'da yaptılar. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Republicanlar. Gayet mutlu mesut. Böyle birbirlerine çok... Evet yani şey gibi böyle hani karanlık taraf böyle birbirine kenetleniyor. Bu neydi vatandaşın adı? Amerikalı Fox'daki herif. Yok Tony. Takıl Carson değil. Takıl Carson mı diyorsun? Hmm. O, onu, o değil de bir tane başka bir adam vardı. Trump'ın da danışmanlarından birisiydi. O bayağı mesela, Ha? Giuliani. Yok Rudy Giuliani de değil. Bakacağım bir yandan. Bayağı o geziyor. Mesela Avrupa'da falan sağ birleştirebilmek için. Aşırı sağ bir hmm. araya getirebilmek için. Bayağı uğraşıyor. sonuçta hani mesela o birisi Orlan'a metiyeler düzüyor. O da işte Avrupa, böyle sanki o Hani Greco-Roman hayaline sahip... Hı, ıı, hı ey, Evet ya. O Avrupa'nın eski güzel günleri... ...hani bu mülteciler tarafından isla edilmemiş... ...ve ari, daha hı -hı. Iı, güçlü ıı, vesaire Avrupa hayalini dillendirerek oy topluyor. Polonya'da keza evet. aynı şekilde. Ve bunlarda ne yapıyorlar mesela? işte mülteci söylemini kullanıyor bir ama... Bir taraftan da işte Amerika'daki, Güney Amerika'daki çeşitli ülkelerdeki sağcılardan da maddi destek alıyor. Sermaye desteği alıyor. Parti gidiyor orada toplantısını yapıyor evet, daha Doğanos. Akıl danışıyorlar birbirlerine akıl sürekli. Akıl danışıyorlar ve o yüzden de hani hani her ne kadar e, tabii ki faşizmin farklı tonları var demiştik ama özellikle bu post faşizm döneminde birbirlerinin kopyası gibi popülist ucuz hatta popülist kelimesini ekleyeyim burada. Ve dünya halkçı olan, tabandan gelen ama bir süre sonra tabanı hiçbir şekilde düşünmeyen, kendileri zenginleştikçe kendi halkı fakirleşen ülkeler ve sistemler söz konusu. Burada kapatmadan önce şey söylemek, orayı kaçırdık aslında mantıklı olur bunu vermek izleyiciye. Şimdi İzleyici burada şey diye sorabilir. Ya tamam da bunlar Mussolini'ye hiç benzemiyorlar. Ne alakaları var bunların hmm. falan diyebilir. Ama arkadaşlar şimdi 1945'ten sonra dünya çok değişti. Yani bunu söylemek için zaten takvime bakmak yeterli. Anayasa mahkemeleri kuruldu mesela. Sırp bu Nazi tarzı e, alttan gelen Mesela seçmen Nür desteği Nürnberg alan... Mesela Nürnberg davalarında evet. neler yapıldı gördük. Uluslararası mahkemeler evet. kuruldu. E, aynı zamanda o dediğim anayasa mahkemesi gibi organlarla denge denetlemeyi güçlendirmeye çalıştılar. Ve artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Televizyonlar var vesaire. Bunlara adapte oldu aşırı sağ ve değişti. Daha farklı bir karaktere sahipler artık. Tabii ki de 1945'te yaşanan o büyük hezimetten sonra çıkıp da biz Hitlerciyiz demiyorlar. Ama... Kimileri ha. diyor bu arada. E, tabii tabii diyenler de çok var. Ama mesela Trump KKK mesela... tipleri swastikalı falan onlar... dolanıyor. Yani KKK 1800'lerden falan kurulmuş. Pardon falan. yani bina tam Amerikan İç Savaşı'ndan sonra kurulmuş. 1865'te evet. kurulmuş bir şey. Ama hala Amerika'da neonazi gruplar falan ortaya çıkıp gayet yani cüretkar bir şekilde swastikalarını sallandırıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkürler Pelin. Ben teşekkür evet, ederim. kara ve kara ve karanlık evet. bir iki program oldu. Ya Voldemort'lardan bahsettik <laughs> iki bölümdür. Evet ve e, Darth Vader'lardan. Darth Vader'lardan. Ya şöyle son olarak şunu söylemek isterim Çağlar. Ya sonuç itibariyle bu programı izleyecek olan sevgili seyircilerimiz ya da dinleyicilerimiz belki diyecekler ki siz işte çok tek taraflı ...bakıyorsunuz... ...bunların çıkışının nedeni şu... ...işte ne yapacağız biz bu kadar mülteciyi... ...biz kendimize yetemiyorken... ...evimize yemek götürmüyorken... ...bir de mültecilere mi bakacağız... ...hani siz... ...bu adamları kötülerken... ...ne alternatif sunuyorsunuz... ...ya şunu söylemek istiyorum... ...hiçbir zaman... ...hani kendinize ırkçı... De ...diyemiyorsunuz belki... ...ya da kendinize faşist diyemiyorsunuz... ...bu liderler için bunu söylüyorum... Ama sonuç itibariyle başkalarını ülkeden sepetle göndermek gibi şeyleri dillendiriyorsanız, bütün kötülükleri bir gruba atfediyorsanız, kendinize benzemeyenleri yaşama hakkı tanımak istemiyorsanız, onları sandıkta gömeceğinizi ilan ediyorsanız, sandıkta gömme kelimesini kullanmak bile zaten, hani mafyanın söylemi oluyor burada. Zaten bir ortak noktada mafya ile devlet ilişkisini bu kadar iç içe şey girmesi ondan da bahsetmedik ama nazilerin de benzer evet. şeyleri vardı bugün de var. Dolayısıyla tamam bütün bu, yani. bütün bunları arka arkaya bende bu var mı bende bu var mı diye sorgularsanız pek çoğumuzda belli ögelerin çıkacağını görürüz. Hiç ırkçı bile olmayan insanlar bir süre sonra ama kelimesini kullanarak bunu söyleyebiliyorlar. Bunu anlayabiliyorum çünkü bu kaşınıyor. Bu hani ülkelerin zor durumda olduğu, bankaların boşaldığı Mali krizlerin yaşandığı, borçlanmanın e, tavan yaptığı zamanlarda bu gibi şeylerin olması çok normal. Çünkü her zaman bir günah keçisi bulunmak zorunda. Günah keçisi de en kolay seçilen günah keçileri sizin toplumunuzdan olmayan yabancılar oluyor. O yüzden ırkçılık ve hani ülke menfaatlerini yan yana koyduğumuzda bu ikisinin paralel gitmeyeceğini hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hayalperest olup böyle çiçek çocuklar gibi de konuşunca solun yaşadığı bu hezimeti yaşamış oluyoruz. Yani evet tamam mültecileri atmayalım ama nedir alternatif? Alternatif o ülkelerde savaş çıkarmamak, o ülkelerdeki işte dengeyi, hukuku, demokrasiyi geri getirmek. Ama onu da yapmıyorsun. Sonra da bu insanlar kaçınca o insanları kızıyorsun. Dolayısıyla alternatifler var tabii ki. Ama bizler hem bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak dünyada hortlayan bu neo-nazi, neo-faşist, post-faşist akımları çok dikkatle takip etmeliyiz. Çünkü o akıma kapılmak, çok belki de evet Almanlar, Nazi Almanya'sına asla olmaz diyen Almanlar bir sene sonra kendilerini orada bulmuşlardı. Dünya kendini orada bulabilme noktasında. Çünkü şu anda dünyanın pek çok haritadaki pek çok yerinde, İskantina ülkelerinde dahi bunlar böyle pıt 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 çıkmaya başladılar. Ben ümit ediyorum ki bastırılacaklar ve bu denetim mekanizmalarıyla da de en azından çok daha demokrat ve adil bir dünya düzeni kurulacak. Ama ekonomik de krizler devam ettikçe çok kolay gözükmüyor. Evet. Aslında köküne inmek gerekiyor. O da ekonomik zaten altyapısal sorunlar. İşte kapitalizm sorunlar. bir şekilde Marx'ın da dediği gibi aslında evrim geçiriyor ve değişecek. O değişince de belki de bunlar... Baudrillard'ın e... bir sözü var. faşizm kapitalizmin 50 yaş birazcık seksist tabii de 50 yaş orospulu gibi bir şey diyor. Birazcık... Orospulun erkeği, erkeği doğru. Evet, yani. şey gibi söylüyor onu. Şımarıklı 50 yaş şımarıklı diyelim hadi. 50 yaşına gelmiş yani bitmek üzere o çökmek üzere olan zayıflamış kapitalizmin daha da şımararak o ölmek üzere olması halinden kurtulma çabası evet. gibi bir şey. diyor. Tam da ve işte Matrix dünyasına böyle bize her de açan filozofumuza yakışır bir söz. Görüşürüz. Teşekkür, Teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yoksa Son. gelir kahverengi gömlekliler alır size evinizden. Görüşürüz bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> <laughs> yaptım yapacağım.